Son Fizik 3. Fizik Pazar Makinesi olarak Modern Fizik Kolu'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bir AYT taramasında birlikteyiz. Eşit kare bölmeli düzlemde verilen KLM vektörleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım L artı M eşittir K. Arkadaşlar biliyorsunuz toplamada yer değiştirme özelliğimiz var. L artı M, M artı L'ye eşittir. M artı L. Görüldüğü gibi arkadaşlar K'ya ne oldu? Eşit oldu. O halde 1 doğrudur. K artı M'nin büyüklüğü. Hemen şurayı siliyoruz. Ve tekrar yazmaya başlıyoruz. K artı M. K ile M'yi arkadaşlar toplarsak M artı K. Evet yukarı doğru kaç birim? 4 birim. L de arkadaşlar görüldüğü gibi sağa doğru 2 birim. Direkt K artı M eşittir 2 L dese yanlış ama L, K artı M'nin büyüklüğü 4 eşittir. L'nin büyüklüğünün 2 katı 2 çarpı 2 mi? Evet o halde doğru. K eksi M'yi soruyor arkadaşlar. K eksi M'nin sevgili arkadaşlar pratik yöntemi nedir? Başlangıç noktalarını birleştirin. M'den K'ya çizin. Ya da M'yi ters çevirip toplayabiliriz ama bu daha pratik bir yöntem arkadaşlar çıkartmada. Örneğin bize A ve B vektörü verilsin. Ve bizden A eksi B isteniyorsa sevgili arkadaşlar hemen pratik olarak B'den A'ya çiziyoruz. İşte A eksi B'yi bulduk. Şimdi K ile M'nin başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Birleştirdim. İşte arkadaşlar K. Ve M'den K'ya çizdiğimizde L'yi elde ediyoruz. 2 L'yi değil. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar eşit kare bölmeli yatay sürtünmesi düzlemde noktasal M cismine F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre cisim hangi yönde harekete geçer? Sevgili arkadaşlar size bunun en pratik yöntemini şimdi anlatıyorum. Önce sağa doğru olanları bulalım. Bakın arkadaşlar F2'den 2 birim geliyor yazdım. 2. F1'den de 1 geliyor yazdım. 2 artı 1 direkt 3 diyebilirsiniz ya da 2 artı 1. Yukarı doğru arkadaşlar 1 buradan 2 de buradan 3. Sola doğru görüldüğü gibi arkadaşlar 1, 2 daha 3. Aşağı doğru 1, 1 de F3'ten 2. Oldu arkadaşlar 3, 3, 7. Yukarı 3, aşağı 2, 3'ten 2'yi çıkartalım. Yukarı doğru 1 birim artı Y yönünde. İşte arkadaşlar fizik çözer, pratik çözer. En pratik yöntem. X ve Y yüzeyleri akıntı hızının sabit ve her yerde aynı olduğu eşit bölmelere ayrılmış nehirde X ve Y noktalarından suya göre ve X ve Y hızlarıyla harekete geçiyor. X yüzücüsü K noktasında karşı kıyıya çıktığına göre işte arkadaşlar girdiği noktayla çıktığı noktayı birleştirdiğimizde cismin neye göre hızını buluyoruz arkadaşlar? Tabii ki ne yapıyoruz? Yere göre hızını bulmuş oluyoruz. O halde arkadaşlar akıntı hızı sağa doğru görüldüğü gibi bir birim olacaktır. Akıntı hızımız sağa doğru bir birim. O halde arkadaşlar bizde neyi soruyor? Y yüzücüsü hangi noktada? Demek ki arkadaşlar Y'nin hızına ne yapıyoruz? Akıntı hızını ekliyoruz ve uzatıyoruz. İşte arkadaşlar uzattığımızda görüldüğü gibi N noktasına çıkıyor. Cevabımız Diyarbakır. Eşit bölmeli düzlemde X, Y, Z cisimlerinin yere göre hızları ve X, V, Y, V, Z'dir. X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü V olduğuna göre Z'nin Y'ye göre hızının büyüklüğü kaç V olur? Sevgili arkadaşlar burada bağıl hızdan bahsediyor. V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Sevgili arkadaşlar burada cisim ile gözlemcinin hız vektörlerini birleştirip işte arkadaşlar bu neydi? Pratik yöntemimiz sevgili arkadaşlar. Çıkartmada, vektörlerde çıkartmada pratik yöntemimiz. Diyoruz ki arkadaşlar V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemci. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözlemciden cisme çiziyoruz. Demek ki gözlemci ile cismin hız vektörlerini birleştirin. Hiç ters çevirmeye gerek yok. Tabi isteyen arkadaşımız
gözlemciyi ters çevirip toplayabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben ne yapıyorum? Şurada x ile y'nin başlangıç noktalarını birleştiriyorum ve diyor ki arkadaşlar, x'in y'ye göre, işte y burada nedir arkadaşlar? Gözlemcidir. Kime göre ise o gözlemcidir. O halde y'den x'e çizdim. Demek ki buradaki arkadaşlar v dediğimiz bir birim. Evet, şimdi bizden sorulan z'nin y'ye göre sevgili arkadaşlar. Şimdi z ile y'nin başlangıç noktalarını birleştiriyorum sevgili dostlar. Yine y'ye göre dediğine göre y burada gözlemci, sadece bizden büyüklük ilişkisi soruluyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar sağa doğru 2, demek ki bağıl hızımızın büyüklüğü, evet. Eğer deseydi ki arkadaşlar x'in y'ye göre hızı v, o halde z'nin y'ye göre hızı ne olur? Eksi 2 v. Çünkü zıt yönlü oluştu. Ama bizden buradan sadece büyüklüğünü istediğini görüyoruz. Sürtünme katsayısının 0, 2 olduğu yatay düzlemde birbirine iple bağlı M1 ve M2 kütleli cisimler serbest bırakılıyor. İpte meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olur? Sevgili arkadaşlar, bu tür sorularda öncelikle ivmeyi bulmalıyız ve sistem sürtünmeli olduğu için önce sürtünme kuvvetini bulmalıyız. Fs eşittir komma gene kmg diyoruz arkadaşlar. 0,2 çarpı 4 çarpı 10. Bu da ne yapacaktır? 8. O halde arkadaşlar ivmeyi bulmak için ne yapıyoruz? F net eşittir ma. Fizikçi Metin abi dedik. Net kuvvetimiz görüldüğü gibi burada aşağı doğru 1 kilogram kütleli cismin ağırlığı 10 Newton. 10-8. O halde arkadaşlar net kuvvetimiz 2 eşittir. Toplam kütlemiz 5 çarpı A diyoruz. Ve bu durumda sevgili arkadaşlar A eşittir 2 bölü 5. Evet, ipteki gerilmeyi bulmak için arkadaşlar istersek 4 kilogram, istersek 2 kilogramlık cismi dikkate alır ve her cisim için F net eşittir MA'yı yazarım. Evet, net kuvvetim aşağı doğru 10, yukarı doğru T. Peki onun T'den daha büyük olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü arkadaşlar ivme aşağı doğru, görüldüğü gibi serbest bıraktığımızda cisim 1 kilogramlık cisim için aşağı doğru, 4 kilogramlık cisim için sağa doğru. Cismin ivmesi hangi yöne ise arkadaşlar mutlaka net kuvvet o yöne doğru olmalıdır. O halde o yöndeki kuvvet büyük olmalıdır. Kısaca 10 eksi t dedik sevgili arkadaşlar. 10 eksi t eşittir ma 1 çarpı 2 bölü 5. T buradan 10-0,4 9,6 cevabımız Balıkesir. Sürtünmez yatay düzlemde M ve 2M kütleli cisimler iplerle bağlanarak şekil 1'de F, şekil 2'de 2F büyüklüğündeki kuvvetlerle çekiliyor. İpteki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü şekil 1'de T1, şekil 2'de T2 oluyor. T1 bölü T2 nedir? Sevgili arkadaşlar, buradaki sistemlerde ivmeler bulacağız. A1 ve A2 ivmelerini. T1 eşittir M çarpı A1. T2 eşittir 2M çarpı A2. O halde sevgili arkadaşlar öncelikle ne diyoruz? A1 diyoruz. A1 eşittir F bölü 3M. O halde yazıyorum F bölü 3M. Bu durumda arkadaşlar T1 eşittir A1 çarpı M. Yani F bölü 3M çarpı F bölü 3M çarpı M. Ne oldu arkadaşlar? F bölü 3. Şimdi T2'yi bulmak için arkadaşlar A2 ivmesi diyorum. A2 ivmesi 2F bölü 3M. Görüldüğü gibi 2F bölü 3M çarpı 2F bölü 3M çarpı 2M. O da arkadaşlar M'ler gider, 4F bölü 3. O da T1'i ne bulduk arkadaşlar? F bölü 3. Birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3'ü zaten F'ler sadeleştiriyor. Ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 4. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4 Adıyaman. Sürtünmez yatay düzlemde sabit ve yola paralel F büyüklüğündeki kuvvet M kütleli cisme hareketi boyunca uygulanıyor.
Cisim K'dan ve L'den 2 ve M'den 3 ve hızlarıyla geçtiğine göre KL arası mesafenin LM arası mesafeye oranı soruluyor. Sevgili arkadaşlar, burada F kuvveti bir iş yapıyor ve bu yapılan işte kinetik enerjiye dönüşüyor. İş enerji teoremi neydi arkadaşlar? Yapılan net iş cismin kinetik enerjisindeki değişim. Yapılan net iş neydi? F net çarpı x. Dolayısıyla arkadaşlar, kinetik enerjinin de 1 bölü 2 m ve kare olduğunu biliyorum. Bunun pratik uygulaması şu sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 m'i sabit alın. Kinetik enerji hızın karesiyle orantılı. O halde v kareye e derseniz 2 v'nin karesi 4 e olduğunu görüyorsunuz. 3 v'nin karesi ise 9 e. O halde burada yapılan iş sevgili arkadaşlar 3 e. Burada yapılan iş 5 e. Buradan sevgili arkadaşlar F çarpı D1 eşittir 3E. F çarpı D2 yazalım bir. F çarpı D1 eşittir 3E. F çarpı D2 eşittir 5E. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar F'ler sadeleşiyor. E'ler sadeleşiyor. 3 bölü 5 cevabımız Adıyaman. Kısaca kuvvet aynı olduğu için görüldüğü gibi ki yapılan iş yani kinetik enerjideki değişim yolla orantılıdır. 3'e 3 5'e 5. Sevgili arkadaşlar, iş güç enerjiyi bilmeyen bu cismin hız zaman grafiğini çizerek de gidebilir. Şu şekilde arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın şurada şunu uzatırsanız sıfırdan itibaren arkadaşlar V 2V 3V X 3X 5X olduğunu görüyorsunuz. 3 bölü 5. Bu da gayet pratik bir yöntem. V'den 2V'ye arkadaşlar T sürede gelmişse 2V'den 3V'ye de T sürede gelmiştir. Çünkü kuvvet sabit, ivme sabit, hız değişimleri de aynı olduğu için süreler de aynı. Delta V eşittir A çarpı T. İvmeler aynı. Delta V görüldüğü gibi V, delta V. İşte ortalama hızımız 3V bölü 2, 5V bölü 2. Buradan da 3 bölü 5 olduğunu görebiliriz. Yalnız LM arasının sürtünmeli olduğu eğik düzlemde K noktasından E kinetik enerjisiyle fırlatılan M kütleli cisim N noktasına kadar çıkıp geri dönüşte L noktasında duruyor. Demek ki arkadaşlar şu noktada sahip olduğu bakın bir bu tür soruları tersten giderek çözmeliyiz. 3 mgh'lık potansiyel enerjimiz işte görüldüğü gibi ısıya dönüştü. Burada ısıya dönüşen enerji WS diyorum. Buna göre başlangıçtaki E kinetik enerjisi kaç mgh olur? Sevgili arkadaşlar, kinetik enerjinin daha doğrusu mekanik enerjinin korunumundan tabi burada arkadaşlar sürtünmeden dolayı mekanik enerji korunmuyor. Daha doğrusu enerjinin korunumundan başlangıçta E artı mgh neye dönüştü arkadaşlar? WS artı 3 mgh. WS yerine de 3 mgh yazarsak burası ne oldu arkadaşlar? 6 mgh. İşte 6'dan 1 çıkarsa cevabımız 5 Adıyaman. Sürtünmesiz eğik düzlemde X noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim yay sabiti 200 Newton bölü metre olan yaya çarparak yayı sıkıştırıyor. Buna göre yay kaç santimetre sıkışır? Sevgili arkadaşlar, burada enerjinin korunumunu uygulayacağız. Başlangıçta işte görüldüğü gibi X noktasında arkadaşlar kütle çekim potansiyel enerjimiz mgh en son yayı sıkıştırdı. Yayda 1 bölü 2 k x kare yay potansiyel enerjisine dönüştü. O halde yazıyoruz 2 çarpı g çarpı tabi mutlak arkadaşlar SI birim sisteminde metre alıyoruz. 0,2 ya da 2 bölü 10 yazarız. 1 bölü 2 k verilmiş zaten SI birim sisteminde. 200 Newton bölü metre çarpı x'in karesi görüldüğü gibi sadeleşti. Görüldüğü gibi sadeleşti. 100. Buradan arkadaşlar x kare eşittir. 4 bölü 100 olur. 1 bölü 25. Her iki tarafın sevgili arkadaşlar kare kökünü alırsak x eşittir. 1 bölü 5 metre. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? 20 santim cevabımız Diyarbakır. Aynı düzlemli ABCD E vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet arkadaşlar, basit bir soru. A artı B görüldüğü gibi C'ye eşit. D artı E de C'ye eşit. Dolayısıyla cevabımız 3C
Celikan. Eşit bölmelere ayrılmış sürtünmez yatay düzlemde en kütleli cisim şekildeki dört kuvvetin etkisinde harekete başlıyor. Buna göre hangi iki kuvvet kaldırıldığında cismin hareket yönü değişmez. Sevgili arkadaşlar, öncelikle cismin hareket yönünü belirlemek için dedik ki bileşenlerini ayırma yöntemi. En pratik yöntem sağa doğru 1, sağa doğru 2, o halde sağa doğru 3, evet. Sola doğru 2, sola doğru 1, sola doğru 3, evet. Yukarı doğru 2, 2 daha, yukarı doğru 4 ve aşağı doğru 1. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi bileşkemiz yukarı doğru 3. Neyi kaldırmalıyız arkadaşlar o zaman? Sağa doğru olan bir kuvvetle sola doğru olan bir kuvvet eşit büyüklükte kaldırmalıyız ki yön değişmesin. O da görüldüğü gibi arkadaşlar F3 ile F2 sağa doğru 2 birim, sola doğru 2 birim. Bunlar kalktığı zaman arkadaşlar sadece yukarı doğru 4 birim kalır. Cevabımız Ceyhan. Konum zaman grafiği verilen cismin T1 anındaki hızının büyüklüğü V1, T2 anındaki hızının büyüklüğü V2, T3 anındaki hızının büyüklüğü V3'tür. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, görülüyor ki cisim şurada ne yapmaktadır? Düzgün yavaşlamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar düzgün yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. Ondan sonra sabit hızda hareketine devam etti. Dolayısıyla arkadaşlar işte şu sıfır anı, T1 anı, T2 anı ve T3 anı. T1, T2, T3. Dolayısıyla biz cismin arkadaşlar hız zaman grafiğini çizdik. İşte arkadaşlar T1 anındaki hızı, T2 anındaki hızı ve T3 anındaki hızı. O halde arkadaşlar V1 büyüktür, V2 eşittir, V3 olduğunu görüyoruz. Bu da nerede? Diyarbakır'da. İlk hızının büyüklüğü 9 metre bölü saniye olan cismin ivme zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre cisim kaçıncı saniyede durur? Sevgili arkadaşlar, son hızı 0 olduğuna göre ve 0 ilk hızımız artı cismin hızındaki değişim toplam ne olacaktır? 0 olacaktır. İşte arkadaşlar şurada geçen süreye de T diyelim. Tabi kaçıncı saniye dediği için T artı 3 olacağını da unutmayalım. İvme zaman grafiğinde alan hız değişimini verecek. 3 kere 4 12. Burada ise arkadaşlar T çarpı eksi 3 eksi 3 T. O halde 0 eşittir. İlk hızımız 9 artı hız değişimi 12 eksi 3 T. Görüldüğü gibi arkadaşlar buradan T eşittir 7 çıkmaktadır. T yerine 7 yazarsak 10. saniyede durmaktadır. Konum zaman grafiği verilen KL araçlarından K'nın yere göre hızı ve K'nın arkadaşlar yere göre hızı ve 6x bölü 2 T görüldüğü gibi arkadaşlar o da eşittir 3x bölü T'ye ne demişiz? V demişiz. Çünkü arkadaşlar son konum eksi ilk konum. Burada ise arkadaşlar L'nin hızı, buna göre K aracının sürücüsü L aracını hangi hızla görür? O halde arkadaşlar K aracı burada nedir? Gözlemcidir. Bizden sorulan L'nin K'ya göre hızı VL eksi VK. Bunlar arkadaşlar doğrusal hareket yaptığı için bakın K'nın hızı nedir arkadaşlar? V'dir. Hemen önüne eksi ve gelecek L'nin hızını bulalım. Son konum 0 eksi 3x eksi 3x. Bunu şuradan da görebilirsiniz. Sağa yatıp doğruların eğimi pozitif, sola yatıp doğruların eğimi negatif. Eksi 3x bölü 3t. 3'ler gider eksi x bölü t. Görüldüğü gibi arkadaşlar 3'te 1'i mi? Evet. O halde L'nin hızı eksi v bölü 3. İşte yazıyorum L'nin hızı eksi v bölü 3. Eksi k'nın hızı v. Eksi 4 v bölü 3. Cevabımız Adana. İvme zaman grafiği verilen araç başlangıçta durmaktadır. Buna göre bu aracın birinci ve ikinci bölgelerdeki hızı nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar ben de hemen hemen her yıl şu soruyu sorarım. İvme zaman grafiği, AT grafiği, cisim hangi aralıklarda hızlanmaktadır? Hemen arkadaşlar cevaba yalnız 1 derler. Halbuki cevap 1, 2, 3 olacak. Çünkü arkadaşlar ivme zaman grafiğinde alan neyi veriyor? Hız değişimini. Burada hızımız arkadaşlar
A çarpı T kadar artmıştır. Burada ise AT bölü 2 kadar artmıştır. İvme azalmıştır ama neticede görüldüğü gibi arkadaşlar ivme yine pozitif yönde olduğu için dolayısıyla yine artmıştır. Burada da, burada da, burada da, burada da, burada da. Tabi burada düzgün artıyor, burada azalarak artıyor, burada artarak artıyor ama neticede artıyor. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Eğer şöyle olsaydı bakın şu aralıkta azalacaktı. Demek ki cevabımız Ceyhan. Eşit bölmeli yatay düzlemin yalnız Ln arası sürtünmesizdir. K noktasında durmakta olan cisme yola paralel F kuvveti N noktasına kadar uygulanıp kaldırılıyor. Cisim S noktasında durduğuna göre cisme etkeden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F'tir? Sevgili arkadaşlar size bu tür soruların en pratik çözümünü şimdi söylüyorum. Neticede yapılan net iş ne olmalıdır arkadaşlar? Sıfır. Bunun için kuvvetin yapmış olduğu iş sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu işe eşit olmalı. Kuvvet nereye kadar uygulanmış? N noktasına kadar. Kaç birim? 3 birim. O halde F çarpı 3 eşittir. Fs çarpı 1, 2, 3, 4. Buradan arkadaşlar Fs'yi çekiyorum. 3 bölü 4 F cevabımız Balıkesir Bandırma. Şekildeki eğik düzlemde K noktasında durmakta olan cisme yola paralel sabit F büyüklüğündeki kuvvet hareket boyunca uygulanıyor. Cisim P noktasında durduğuna göre hangi bölgelerde kesinlikle sürtünme vardır? Şimdi arkadaşlar cisim geldi. Burada hızlandım, yavaşladım bilmiyorum. Burada bilmiyorum. Burada bilmiyorum. Ama P noktasında durduğuna göre mutlaka bu arada yavaşladı. Halbuki arkadaşlar sürtünme kuvveti olmasa F kuvvetiyle hızlanır. Hiç kuvvet uygulamasak bile sürtünme olmasa sabit hızla gider. Burada durduğuna göre mutlaka arkadaşlar net kuvvet harekete zıt yönlüdür. Bir sürtünme kuvveti olmak zorundadır. Cevabımız Balıkesir Bandırma. Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu eğik düzlem üzerinde 3 kilogram ve 5 kilogramlık cisimler iple bağlandıktan sonra serbest bırakılıyor. Buna göre sistemin ivmesinin büyüklüğü nedir? Cisimlere etki eden arkadaşlar kuvvetleri bulalım. Mg 30, Mg 50, 50 çarpı sinüs 53, 40, 50 çarpı kosinüs 53, 0,6 ile çarptığımızda 30. İşte arkadaşlar cismi yüzeye sıkıştıran dik kuvvet, tepki kuvvetimiz 30. 40 30'dan büyük olduğu için cisim bu yönde harekete geçmek isteyecek ve sürtünme kuvveti buna zıt yönde oluşacak. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Kmg kosinüs alfa olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Kosinüs alfa. Zaten arkadaşlar şu Mg kosinüs alfa n demek. Yani K çarpı n. N'i buldum 30. K da 0, 2. Ne yaptı? 6 Newton. Sisteme etkileyen net kuvvet M toplam çarpı A. 40 eksi 36, 4. M toplam 3, 5 daha 8 çarpı A. Cevabımız Denizli. Esnek yayın ucuna 4 kilogramlık cisim asıldığında cisim yayı 10 santimetre uzatarak dengeye geliyor. Buna göre yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi kaç joule? İşte arkadaşlar cismi çeken kuvvet F eşittir 40. O da eşittir K çarpı X olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar kaç santim uzatıyormuş? 10 santim. Tabii ki arkadaşlar burada X eşittir 10 santimetre cinsinden alacağız. Yüze böldüğümüzde 0,1 metre ya da 1 bölü 10 metre yerine yazdığımızda K çarpı X yerine 1 bölü 10 yazdım. K buradan 400 Newton bölü metre. Yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 K X kare. 1 bölü 2 arkadaşlar K yerine 400, X yerine de 1 bölü 10'un karesi 1 bölü 100. İşte gidiyor cevabımız 2 Balıkesir. 60 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla gitmekte olan X aracı 200 metre önünde sabit 20 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla gitmekte olan Y aracını görünce çarpmamak için frene basıyor. X aracının Y aracına çarpmaması için X'in yavaşlama ivmesinin büyüklüğü en az ne olmalıdır? Sevgili arkadaşlar size bu tür soruların genel çözüm yöntemini söylüyorum. Evet.
Arkadaki aracın hızı 20 olduğunda çarpışma olmamışsa bundan sonra olmaz. Çünkü o giderek ne yapacak artık? Yavaşlayacak. İşte arkadaşlar şu X aracı, şu da Y aracın hız zaman grafiği. X'in Y'den fazla alacağı yol şu. X ile Y grafikler arasındaki alan ne olmalıdır en az arkadaşlar? 200 olmalıdır diyoruz yavaşlayana kadar. Yani hızı 20 olana kadar 60'tan 20'ye geldi. Ne kadar sürede geldi bilmiyorum. Şimdi onu bulacağız. Şu alan arkadaşlar görüldüğü gibi 200 eşittir. Bir üçgenin alanı, dik üçgen, dik kenarlarının çarpımının yarısı, 40 çarpı t bölü 2 böldük 20 böldük 10. O halde t eşittir 10. Arkadaşlar ivmemiz a eşittir delta v bölü delta t. Karşı dik kenar görüldüğü gibi 40 bölü 10. 40 bölü 10'un da arkadaşlar 4 olduğunu yüksek matematik bilgimizden Edirne diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, havasız ortamda h yüksekliğinden serbest bırakılan cisim yere 4 saniye sonra düşüyor. Buna göre cismin yere çarpma hızının büyüklüğü ne olur? Aşırı gereksiz, kolay bir soru. V eşittir g çarpı t, 10 çarpı t eşittir 40 Edirne. Bu soruyu atlayın arkadaşlar. Havasız ortamda h yüksekliğinden 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yatay olarak atılan cisim yatayda 60 metre yol alıp yere düşüyor. X eşittir V0. İşte arkadaşlar şu V0 veya buna Vx diyebilirsiniz. Vx çarpı T. Vx'imiz neymiş? 20. O halde T nedir? 3. Bizden neyi soruyor? H yüksekliği. Bu da aşırı basit, kolay, gereksiz bir soru diyebilirsiniz. Haklısınız. 1 bölü 2 GT kare veya 5 T kare. 5 çarpı arkadaşlar 3'ün karesi 9 kere 5, 45 ya da 3 saniye olduğu için 5, 15, 25'ten de toplayabiliriz. Havasız ortamda 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi fırlatılan cisim yere 5 saniyede düşüyor. Buna göre cismin yere çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Bu da aşırı gereksiz ve basit bir soru. V eşittir V0 artı GT. V0 neymiş arkadaşlar? 20. Kütleyle bir işimiz yok. G neymiş? 10 zaten verilmiş. Ayrıca da biliyoruz tabi ama yine de verilmesi gerek. Saniyemiz neymiş arkadaşlar? 5. 20 artı 50. Cevabımız Ankara. Arkadaşlar videomuzun son sorusuna geliyoruz. K ve L cisimleri O noktasından VK ve L hız vektörleriyle şekildeki gibi atılıyor. Buna göre cisimlerin menzillerinin oranı. Sevgili arkadaşlar, X menzil eşittir Vx çarpı T uçuş olduğunu biliyorsunuz. Burada size arkadaşlar bu tür sorularda en pratik yöntem uçuş süresinin de cismin hızının düşey bileşeniyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Çünkü arkadaşlar uçuş süresi 2 tane V'ye bölü G. Zaten 2'ler ve G'ler arkadaşlar oranladığımız için sadeleşiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu tür soruların en pratik çözümlerinden biri bu. O halde düşey hızı 3, havada kalma süresi 3T, düşey hızı 2, 2T. Görüldüğü gibi arkadaşlar yatay hızımız Vx1, Vx3. O halde yerine yazdığımızda arkadaşlar 1 çarpı 3 bölü, L için yazıyorum, 2 çarpı 3. O halde 3'ler sadeleşir, cevabımız 1 bölü 2. Arkadaşlar başlangıçta kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare eşittir mgh'dan. 1 bölü 2 mv kare eşittir 1 bölü 2 mv kare eşittir mgh. M'ler gidiyor. H eşittir v kare bölü 2g. Bakın 2g'ler sadeleşir. Burada da yüksekliklerin oranı sorulacak olursa en pratik yöntem şu. Hx bölü hy düşey hızların oranı. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Burada da arkadaşlar en pratik yöntem t uçuş çarpı yatay hızımız Vx. Sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videomuzun devamını bekleyin. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.